Başlayalım. Değerli basın mensupları, tarihimizin yakın geçmişte gördüğü en büyük küresel salgınla karşı karşıyayız. Türkiye'de de salgın nedeniyle yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 908'e ulaştı. Hayatını yitirenler arasında doktorlarımız, sağlıkçılarımız da var. Bu kriz öncelikle bir sağlık krizi. Salgınla ön cephede, hastanelerde, acil servislerde ve diğer sağlık birimlerinde mücadele eden sağlık çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, salgının üstesinden gelmekte çok büyük önem taşıyor. Kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm yurttaşlarımızdan bilim kurulunun aldığı önlemlere uymalarını, bu süreci kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını koruyarak atlatmalarını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, salgın ülkemizde hızla yayılıyor. Bunun farklı nedenleri var. Koronavirüsünün Avrupa'dan ülkemize girişinin engellenememesi, İran başta olmak üzere sınırlarımızda kontrolsüz göçün devam etmesi, umreden dönen yurttaşlarımız için gerekli tedbirlerin zamanında alınamaması, hastalığın pek çok şehrimize taşınmasına neden oldu. Salgının yoğunlaştığı şehirlerimizde zorunlu karantina uygulamalarından kaçınılması da hastalığın yayılmasına yol açtı. Ülkemizde ilk teşhisin konmasından bu yana 31 gün geçti. Toplam 42.282 yurttaşımız hastalığa yakalandı. Bu aynı sürede gözlenen hasta sayısı itibariyle Almanya'dakinin yaklaşık 6 katı, İspanya'dakinin 4 katı, İtalya'dakinin ise 1,5 katı. Salgının Türkiye'deki yayılım hızı dünyanın da dikkatini çekiyor. Türkiye tüm dünyada en çok hastalık görülen 9. ülke. Ülkemizde hastalığın merkez üssü İstanbul. Sağlık Bakanı İstanbul'da hastalığa yakalanan bir kişinin bunu 16 kişiye bulaştırdığını söyledi. Büyük şehirlerimize giriş çıkışların sınırlanması doğru. Ancak yeterli değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'da virüs yoğunluğunun en fazla olduğu 3 ilçeyi açıkladı. Bunlar Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa. Bu elbette tesadüf değil. Bu ilçelerimizde hem nüfus yoğunluğu yüksek hem de ekonomik olarak çalışmak zorunda oldukları için evde kalamayan yurttaşlarımız çoğunlukta. Ülkeyi yönetenler gelir haritası ile salgın haritasını üst üste koyup bir bakıversinler. Arada çok yüksek bir korelasyon olduğunu, bir bağlantı olduğunu görecekler. Evde kal Türkiye diye slogan atarak salgını kontrol altına alamıyorsak, nedenleri işte bu ilişkileri, bu eksiklikleri dikkate almamaktan kaynaklanıyor. İnsanlarımızı sağlığı ile ekmeği arasında tercih yapmaya zorlayan bir yaklaşımla salgının önüne geçilemez, yarım yamalak önlem alarak salgınla mücadele edilemez. Çalışma çağındaki nüfusumuz enfekte olmuş durumda. Sağlık Bakanı hastalığın en çok 20-65 yaş grubunda görüldüğünü açıkladı. Tablo gayet net. Şimdi 65 üzeri ve 20 yaş altı nüfusu evde tutuyoruz. Bu tedbir doğru mu? Doğru. Ancak yeterli değil. 20-65 yaş arası çalışan insanlarımız akşam olduğunda nereye geri dönüyorlar? Evlerine. Yani evden çıkmayan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri aile bireylerinin yanına. Çalışırken veya yoldayken bir virüs kapsalar, bu virüsü evlerine kadar taşıyorlar. Hastalık tüm aile bireylerine de bulaşabiliyor. Böylece evden çıkmayan insanlarımızın yaptığı fedakarlıklar da boşa gidiyor. Biz bunun için ısrarla İstanbul o başta olmak üzere riskli şehirlerde zorunlu karantina ve izolasyon uygulayın. Evde oturan yurttaşlarımızın ekonomik sıkıntıya düşmelerini engelleyecek önlemleri de bununla birlikte alın diyoruz. Taksit taksit alınan tedbirler sürecin uzamasına neden oluyor. Salgında süreç ne kadar uzarsa bunun ekonomik ve sosyal faturası da o kadar büyük oluyor. Ama iktidar ne pahasına olursa olsun üretim sürsün, fabrikalar çalışsın beklentisinde. Elbette hiçbirimiz üretimin durmasını istemiyoruz. Ama salgın hem talebi hem de tedarik zincirlerini vurmuş vaziyette.
Büyük şehirlerimizde fabrikaların yarısından fazlasının cirosu yarı yarıya düşmüş. Sağlık tarafı sürüncemede kaldıkça bu iş daha da uzuyor. İktidar bu gerçeği artık görmelidir. Saray işlerin hızla toparlanacağı varsayımıyla hareket ediyor ve salgının birkaç ayda sonlanacağını umuyor. Buradan çok açıkça söylüyorum. Bu beklentiyle hareket etmek insanlarımızın sağlığı ve ülkemizin üretim potansiyeli üzerinden kumar oynamaktır. Bugün dünya COVID-19 salgınının 3 ay, 6 ay, 1 yıl hatta daha uzun süreceği varsayımlarına göre senaryolara çalışıyor. Buna göre tedbirler geliştiriyor. Biz merak ediyoruz. Bizim ekonomi yönetimimiz bu tür alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor mu? Hiç sanmıyoruz. Bir hayalin peşine takılmışlar gidiyorlar. Değerli basın mensupları, saray ahalisi milletin halini görmüyor. Sesini duymuyor. Ekonomiden sorumlu bakan tweet atıp klip paylaşmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Kayınpederinin sesini de mesajlarının arkasına fon olarak koymayı unutmuyor. Bir de bu yıl hala %5 büyüyeceğiz diyerek işi ne kadar hafife aldığını dünya aleme gösteriyor. Kayınpeder de ondan geri kalmıyor. Salgın nedeniyle 2023 hedefleri önündeki engellerin kendiliğinden kalktığını söylüyor. Soruyorum Allah aşkına. Sarayda size ne yiyip içiriyorlar? Bu nasıl bir ruh halidir? Erdoğan'ın yerinde olsak bu cümleyi yazıp getiren danışmanı bir dakika dahi görevde tutmayız. Bu milletle açıktan alay etmektir. Tekrar uyarıyoruz. Bu dönem gayri ciddiliği ve süfliliği kaldırmıyor. Müftis bezirgen yaklaşımıyla oynanan her kumar kaybedilir. İktidar artık krizin arkasından değil, önünden koşmalıdır. Değerli basın mensupları, kısa dönemde toparlanma pek de mümkün görünmüyor. Saray ahalisi konuşa dursun, pek çok kuruluş Türkiye'nin 2020 büyüme tahminlerini sıfırın altına çekmeye başladı. Türkiye hakkında her zaman iyimser tahminler yapan Dünya Bankası bile bu yıl için büyüme tahminini %3'ten %5'e çekti. Hem iç hem de dış talebin beraberce çöktüğü, tedarik zincirinde kırılmaların olduğu bir dönemde yaşadığımızı söylemiştim. Bugün emekçilerimizin sağlığı riske atılarak çalıştırılan fabrikaların çoğu aslında stoka çalışıyor. Ciroları yarı yarıya düşen işletmeler üretimi daha ne kadar sürdürebilecekler? Kaldı ki dışarısı toparlanmaya başlasa bile bunun dış ticarete yansımalarının da kademeli olacağı anlaşılıyor. En büyük ticaret ortağımız Avrupa'nın geliştirmekte olduğu sağlık protokollerine bakın. Bu protokoller hastalığı en kısa sürede yenen ülkelerin uluslararası ticarette de en avantajlı duruma geçeceklerini gösteriyor. Ekonomi yönetimi acaba dünyadaki bu gelişmeleri görüyor mu? Avrupa salgından kurtulduğunda eğer biz hala salgınla mücadele etmek zorunda kalırsak korkarım elimizdeki pazarları da kaybedeceğiz. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun fabrikalar çalışsın demenin ne insani ne de ekonomik bir mantığı var. Ne yapıp edip bu salgının uzamasını önlemek durumundayız. Gelin İstanbul başta olmak üzere salgının hızla yayıldığı kritik sanayi ve ticaret şehirlerimizde bilim kurulunun görüşlerine uyun. Genel bir karantina ve izolasyon uygulayın. Salgına kesin bir darbe vurun. Faaliyeti zorunlu stratejik mal ve hizmet üreten sektörlerimiz gerekli sağlık protokollerini uygulayarak üretimlerini sürdürsünler. Ama bunların dışında kalan, zaten mallarını satamayan sektörlerimizi ve bu sektörlerde çalışan emekçilerimizi salgına teslim etmeyin. Salgının uzamasını önleyin. İnsanlarımızın hem sağlığını, hem işini, hem gelirini, hem de ülkenin üretim potansiyelini koruyacak tedbirleri ortak akılla, herkese danışarak alın. Aslında bunların hepsi, bütün bu önlemler iç içe geçmiş durumda. Bugün hem içeriye hem de dışarıya güven veren, yeni bir hikaye anlatan, dört başı mamur bir programı hazırlamamız gerekiyor. Sürekli tekrarlıyoruz. Tüm ekonomik ve sosyal aktörlerin aklına ve rızasına başvurarak ciddi ve ufuk veren bir programı hazırlayın. Krizin yükünün adil dağıldığı konusunda sosyal uzlaşmayı sağlayın. Dış dünyayla teması kesmeyin.
Değerli basın mensupları, iktidar güven uyandırmıyor. Bunu nereden çıkardın diyeceksiniz. Bakın dün IMF Başkanı Türkiye dahil tüm üye ülkelerle görüşüyoruz dedi diye döviz kurlarına bir baktık, bir gevşeme, risk primlerinde de bir düşüş gerçekleşti. Bunun nedeni ne? Bu yönetime duyulan güvensizliğin aslında göstergesi. Ekonominin, dümeninin, IMF'nin eline verileceği izlenimini veren bir görüşme, piyasalarda bir toparlanmaya neden oluyorsa, iktidarın güvenilirlik konusunda çok ciddi bir açığı var demektir. Bunun arkasında, çok açık söyleyeyim, kamudaki liyakatsizlik, hukuk devletinin zaafa uğratılması, dış politikada yaşanan zafiyetler, tek adam rejimine geçiş sürecinin ve gerçek ötesi popülist siyasetin yarattığı tahribat var. Değerli basın mensupları, atalarımız akıl akıldan üstündür demiş. İktidarın atalarımızın sözünü tutması, içeriyle uzlaşı, dışarıyla diyalog mekanizmalarını işletmesi gerekiyor. Biz bu krizin başından beri yapıcı olmaya çalıştık, yapıcı olduk. İlk günden dünya tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu gördük ve böyle bir krizde birleştirici bir tavır sergilemek gerekir diye düşündük. Genel Başkanımızın ilk günden verdiği talimatlar doğrultusunda genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediyelerimiz ve örgütlerimiz bu mücadelede gövdelerini taşın altına koydu. Sorunların peşine takılmak değil, önünden gitmek gerekiyor. İktidar önce salgınla mücadelede maskeyi zorunlu tuttu, sonra da maskeleri vatandaşa satmaya kalktı. Bizim belediyelerimiz de biz bedava dağıtacağız deyince akılları başlarına geliverdi. Biz de maskeleri ücretsiz dağıtacağız dediler ama önce maskelerin dağıtımını ev devlet üzerinden karneye bağladılar, sonra da eczaneler üzerinden maske dağıtılacağını açıkladılar. Bu da bir gelişmedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Atatürk Havalimanı'nın salgınla mücadele hastanesine dönüştürülmesini önerdi. Önce kulaklarının üzerine yattılar. 10 gün sonra Atatürk Havalimanı'nı hastane yapıyoruz dediler. Orada bir bina var. Altyapısı, havalandırması, hemen hızla hastaneye dönüştürülmeye müsait bir yapı var. Yapılar manzumesi var. Bunları bir yana bıraktılar. Sırf inattan havaalanının hemen karşısındaki başkanın sakıncalı dediği arsaya hastane yapmaya kalktılar. Şimdi duyuyoruz onun da yerini değiştiriyorlarmış. Bir karar verin. Yine en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına sınır getirilmesi fikrinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza ait olduğu ortaya çıktı. Bakın, ve nerede ortaya çıktı? Belediye başkanlarımız arasındaki bir mesaj grubunda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu önermiş. Bir mesaj grubu dahi ortak aklın üretilmesinde ne kadar yararlı olabiliyor. İktidar tedbirleri gecikmeli alıyor. Kimseye bir şey sormadan alıyor. Halbuki biz bu süreçte derhal 40 bin sağlıkçı ataması yapılması gerektiğini, konaklama ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini daha baştan ifade ettik. Bu konularda kısmen de olsa adımlar ancak biz söyledikten sonra atılabildi. Sağlık çalışanlarına bu süreçte her ay bir maaş ikramiye verin dedik. İktidar ek ödemelerin tavandan yapılması gibi yetersiz ve belli sağlık sektörünün belli kesimlerini dışarıda bırakan, özellikle işçileri dışarıda bırakan bir düzenleme yaptı. Turizm sektöründe konaklama vergisi ve turizm tanıtma fonu kesintisinin kaldırılmasını istedik. Sadece konaklama vergisini önce 3 ay için ertelediler, şimdi de yıl sonuna kadar ertelediler. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının 3 ay ertelenmesi gerekir dedik, yaptılar ama faizle ertelediler. Fatura ödeyemediği için kimsenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmesin dedik. Belediyelerimizin bir kısmı da su kesintilerinin fatura ödenmemesi nedeniyle suları kimsenin suyunu kesmeyeceklerini açıkladılar. Bakanlık onlardan sonra belediyelerin fatura nedeniyle suları kesmemesi gerektiğini açıkladı. Ama elektrik ve doğalgaz için herhangi bir adım atılmadı. Salgınla mücadelede özel hastanelerden yararlanılması
beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, süreçte ihtiyaç olan kritik malzemelerin ihracının gerektiğinde kısıtlanması, çalışanların izin şartlarının ve kısa çalışma ödeneğinin hak ediş şartlarının kolaylaştırılması gibi birçok önerimiz gecikerek hayata geçirildi. İktidar salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde buradan açıkça ifade ediyorum, geride kalıyor. Oysa böyle bir salgın söz konusuysa, bırakın bir hafta 10 günü, bazen tek bir saat bile kritik bir zaman olarak ortaya çıkıyor. Değerli basın mensupları, Erdoğan milletin cumhurbaşkanı değil, partisinin genel başkanı olarak davranıyor. Bunu tercih ediyor. Saray, belediye başkanlarımızın önünü kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor, muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını bu toplantıya çağırmıyor. Belediyelerimizin şu zor günlerinde milletimize yardım etmek için düzenlediği bağış kampanyalarını yasaklıyor. Kendi bağış kampanyaları için kamu kuruluşlarından, meslek örgütlerinden para topluyor. Ama bu kadar da değil. Türkiye İhracatçılar Meclisi, mesela bu çok ilginç örnekler var. Türkiye İhracatçılar Meclisi, bir sivil toplum kuruluşu, yarı devlet, kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunuyor. Aradan daha 10 gün geçmeden salgın nedeniyle çalışmaları süren lojistik merkezini askıya aldığı haberleri geliyor. Burada çalıştırılan 13 işçinin işine son veriyor. Bir yandan üyelerinden kestikleri aidattan 15 milyon Türk lirası bağışlayacak kadar zenginler, ama diğer tarafta 13 işçiyi ekmeğinden edecek kadar da zor durumdalar. Bir başka örnek. Sarayın 5 kuruş para vermeden yaptırdığını söylediği Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 2019'a ait araç geçiş garantileri kapsamında bu ay 2 milyar 720 milyon lira ödenmesi gerekiyor. Bu ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı? Yine dolar cinsinden geçiş garantilerini TL'ye çevir demiştik. Bu geçiş garantileri TL'ye çevrilecek mi, çevrilmeyecek mi? Saray bağışları tek eline aldı demiştim. Belediyelerimizin fakir fukaraya yemek dağıttığı aşevlerine yapılan bağışları bile bloke etmiş durumda. Ki bu bağışlar senelerdir devam ediyordu. Milletin bu aşevlerinde içtiği bir tas sıcak çorbayı bile milletimize çok gördüler. Bu kriz şu gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye'nin milli birlik ve dayanışmayı sağlayacak makamlara, mekanizmalara ihtiyacı var. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı makamının eksikliği bu krizde çok daha fazla hissedildi. Küresel bir salgın varken bile partili cumhurbaşkanı tüm milleti kucaklamıyor. Hala daha partisinin seçim kaybetmesini içine sindiremiyor. Mızıkçılık yapmaya devam ediyor. Olağanüstü bir zamanda bile parti rozeti ülkemizin ay yıldızlı bayrağının önüne geçiyor. Biz ise toplumun her kesimiyle sürekli iletişim içindeyiz. Bu topraklarda dayanışma kültürü var. Zor günde birbirimize omuz verme zamanıdır. Bizim genel başkanımız hemen her gün partili partisiz ayırmadan farklı toplum kesimleriyle telekonferans aracılığıyla görüşüyor. Bir gün işçi sendikalarıyla, bir başka gün memur sendikalarıyla, yine bir başka gün organize sanayi bölgesi başkanlarıyla, gençlerle, her kesimin dertlerini ve sorunlarını dinliyor. Çünkü kriz dönemleri diyaloğun artması gereken, insanların dertlerinin dinlenmesi gereken dinamik süreçlerdir. Böyle dönemlerde değişen koşullara göre farklı tedbirler geliştirmek gerekir. Biz bunun için Ekonomik ve Sosyal Konseyi düzenli olarak toplayın deyip duruyoruz. Hadi Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamadınız. Alınan tedbirlerin etkinliğini arttırabilmek, etkinliğini ölçebilmek için ekonomi yönetimi bir istişare mekanizması dahi oluşturmamış. Bunu görüyoruz. Böyle bir istişare mekanizması olsaydı, iş dünyasıyla bankalar arasında artan gerilim bugün kamuoyuna taşınmazdı. Birbirlerine beyanat veriyorlar. İş alemi için bir takım imkanlar tanındı. Ama firmalar öyle gözüküyor ki bu imkanlara erişemiyorlar. Ya da çok sınırlı olarak erişebiliyorlar. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 2 katına çıkarıldı.
Tamam, ama şirketlerin sadece %8'i şu ana kadar açıklanan paketlerden kredi kullanabilmiş. Demek ki verilen hazine kefaletine rağmen kredi kanallarında bir tıkanıklık var. Bunu aşmak için tarafların aynı masa etrafında toplanması gerekiyor. Yine kısa çalışma ödeneğinde faaliyetlerini durduran veya yavaşlatan firmalarda çalışan emekçilerimize 3 ay maaş desteği verilmesi kararlaştırılıyor. Buna benzer bir öneriyi biz de getirdik. İktidar uyguladı, bundan da mutluluk duyduk. Ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanmada bürokratik işlemlerin daha da gevşetilmesi gerekiyor. Gecikerek alınan tedbir hiçbir derde deva olmuyor. Yine bir başka örnek. Tüm sendikalar bu kriz süresince 3 ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasını istedi. Bunu biz de destekledik. Makul bir talep mi? Makul bir talep. Biz de iktidara sendikalarla beraber ortak bir çağrıda bulunduk. Saray bunu bir torba yasaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi. Ama gelen düzenleme iş gücü piyasasında huzursuzluğu arttıracak bir düzenleme. Şimdi getirilen ücretsiz izin emekçiyi açlığa mahkum edecek bir düzenleme. Değerli basın mensupları, bizim mevduatımızda tek taraflı ücretsiz izne çıkarma diye bir uygulama yok. Bu düzenlemeyle tek taraflı ücretsiz izin mevzuata girdi. Ücretsiz izne işveren işçiyi sormadan çıkarabilecek. İşsizlik sigortası fonundan aylık 1170 lira, bunlara da işsizlik sigortası fonundan aylık 1177 lira gibi komik bir tutar ödenecek. Bu ödenen komik para işçinin ileride kullanacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek. İşçi aylık 1177 lira ile bu dönemde, bu zor dönemde nasıl geçinecek? Kira mı ödeyecek? Ne yiyecek? Ne içecek? İşten çıkarılma yasağı işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde ve çalıştıranla devlet arasında yükünün paylaştırılabileceği bir biçimde kısa çalışma müessesesi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bunları bugün neden tartışmak zorunda kalıyoruz? Çünkü işçi ve işveren temsilcilerine bir masa etrafında toplayacak bir mekanizma yok her şeyden önce. Böyle bir mekanizma olsaydı bu yasa bu halde çıkmazdı. İkincisi, Türkiye'de bu devletin sosyal desteklerini derli toplu bir çerçeve içine oturtan aile yardımları sigortası yok. Bütün dünyada, birçok ülkede bu var. Bunun üzerinden bütün bu düzenlemeler yapılabiliyor ama bizde yok. Şunu söyleyeyim. İktidar ortak akıl aramak yerine kervan yolda dizilir anlayışıyla hareket ediyor. Karşılaştığımız tabloda maalesef bu karmaşa oluyor. Ortak aklın aranmaması nedeniyle ülkemizin ufkunu karartacak diğer bir düzenleme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan infaz paketidir. Bu paket adil değildir, hukuki değildir, insani hiç değildir. Cumhur İttifakı muhalefetin ve saygın hukukçuların hiçbir önerisini dikkate almadan sayısal çoğunluğuna dayanarak bu düzenlemeyi çıkarmaya çalışmaktadır. Bu haliyle yapılan toplum vicdanında çok derin yaralar açacak bir affa dönüşmüştür. Örneğin rüşvet yiyen de rüşvetin hesabını yapan da 6 yıl ceza alıyordu. Ama bu düzenlemeyle rüşvet yiyen hemen hapisten çıkıyor. Rüşvetini haberini yapan gazeteci ise 3 yıl 6 ay daha hapiste kalmak zorunda. Bu hangi vicdana sığar? Erdoğan bu düzenlemeyle kendini de inkar ediyor. Çünkü 2018'de daha ne demişti? Eğer bir suç devlete karşı işlenmişse devlet af düşünebilir. Ancak bir suç şahıslara karşı işlenmişse devletin o suçu affetme yetkisi yoktur diyordu. Peki bu olmayan yetkiyi bugün kendilerinde nasıl görüyorlar? Evi soyulan emeklinin,
yüzü kezzapla yakılan kızcağızın, kefen parası dolandırılan yaşlıların rızasını almadan bu suçluları, işleyenleri nasıl affedeceksiniz? Bu insanların bedduasının altından nasıl kalkacaksınız? Devletin görevi mağdurların mağduriyetini arttırmak değildir. Değerli basın mensupları, hukukta ölçülü olmak temel ilkedir. Korona salgını Erdoğan muhalifi veya Erdoğan sever diye adres sormuyor. Şimdi salgın var diye bir infaz indirimi yapıyorsunuz. Evet, bu infaz indiriminin de bir affa dönüşmemesi, ölçülü ve adaletli olması gerekir. Muhalifleri, gazetecileri, fikir insanlarını içeride tutuyorsunuz, hırlıyı, hırsızı serbest bırakıyorsunuz. Bunun adı ne? Bunun adı açık söyleyeyim siyasi fırsatçılıktır. Korona salgını nedeniyle hapishaneleri boşaltalım deyip boşalan yerlere saray muhaliflerini doldurmaya çalışıyorsunuz. Cumhurbaşkanı sütre gerisinden ateş ediyor. Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etti. Sonra da partisinin genel başkanı oldu. Diğer siyasi partilere ve liderlerine ağzına geleni söylüyor. Onun söyledikleri siyasi eleştiri kabul ediliyor. Ama genel başkanımız veya partimizin bir yetkilisi kendisine aynı üslupta cevap verirse Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Şimdi bu düzenlemeyle bunu yapanın eğer dokunulmazlığı yoksa, normal vatandaşsa, sıradan vatandaşsa ona artık eskisi gibi denetimli serbestlik uygulanmayacak. Hapse girecek. Açıkça ifade edelim. Bu dünyada korona krizini daha da otoriter bir rejim kurmak için fırsat gören otokratlar var. Bu yaklaşım tam da bunların yaklaşımıdır. Bu düzenlemeyle devlete, hukuka ve adalete duyulan güven daha da dip yapar. Otokrasi daha da güçlenir. Ülkemizde çok açık söyleyeyim tuz kokar. Sözlerimi tamamlarken iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Daha fazla geç kalmayın. Salgının ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizin ciddiyetini artık idrak edin. Ekonomiyi ve istihdamı teşvik edecek, iş yerlerini, işi ve geliri destekleyecek, işçiyi işinin başında tutacak, sosyal diyaloğa ve dayanışmaya dayanan, teknik altyapısı kuvvetli, ileriye yönelik ufuk veren, ardında güçlü finansman imkanları olan, parasal ve mali sürdürülebilirliği garanti edecek, çıkış stratejilerini içeren ciddi bir ekonomik programı artık milletin önüne koyabiliyorsanız. Korona salgınında siyasi fırsatçılık yapmaya kalkmayın. Her şeyi şahsım yapacak demek kibirinden artık vazgeçin. Unutmayın, bugün belki sorumluluktan kaçabilirsiniz. Ancak yarın sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız. Evet, sözlerimi tamamlarken sağlık personelimiz ile evlerimize kurye ve posta taşıyanlar, başta olmak üzere ulaştırma sektörü çalışanlarına, başkanlarımıza, bakkallarımıza ve süpermarket çalışanlarımıza, evlerimizde ve sokaklarımızda güvenliğimizi sağlayan polislerimize, jandarmalarımıza, bekçilerimize, özel güvenlik personelimize, bu salgında bizlerin güvenliği ve sağlığı için kendi sağlıklarını tehlikeye girmesini göze alarak mücadele eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Milletimize de sınırlamalara riayet edelim. Bir an evvel sağlıklı günlere kavuşalım diyoruz. Şimdi varsa soruları alabilirim. Necati Bey, var mı? Var efendim. CNN Türk kanalından bir soru iletildi bize. Soru şöyle. İnfaz düzenlemesiyle ilgili AK Parti ve MHP hafta sonu çalışma kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ek olarak hem iktidar hem MHP sizi, yani partimizi, yasayı engellemekle suçluyor. Bu konudaki yanıtınız ne olacaktır? Şimdi bu üzerinde biraz önce söylediğim gerekçelerle, yani adaletsiz olması nedeniyle Türkiye'de otokrasiyi daha da güçlendirecek olması nedeniyle çok düşünülmesi gereken ve mutabakat aranması gereken bir yasa. Ama iktidar bunu dinlemiyor. Ne olursa olsun ben bunu çıkaracağım diyor. Hafta sonu da çalışırım diyor. Yani ortada ciddi bir
virüs tehlikesi var. Onu dahi düşünmüyor. Gözü dönmüş bir vaziyette bu yasayı çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Nasıl değerlendirirsiniz diye sordunuz. Ben itidal tavsiye ederim. Bunun üzerinde biraz daha düşünülmesi lazım. Bakın, bugün Türkiye'de akademik olarak önde gelen çeşitli profesörlerimiz, insanlarımız şunu söylüyorlar. Bu yasa Anayasa Mahkemesi'nden döner diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Döndüğünde ne hale geleceği belli olmayan bir yasayı neden bu kadar çıkartmak için ısrar ediyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz. İktidarı, muhalefeti bir araya gelip hiç olmazsa burada ortak aklı çalıştırarak gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan bir infaz yasasını çıkarma imkanını bu defa da heder etmeyelim. Teşekkür ediyorum.